Arkadaşlar dün Henoch Schönlein vasküvitinden bahsettik. Henoch Schönlein vasküviti çocukların en sık vasküvitiydi. Streptokok enfeksiyonu ilişkili olduğunu konuştuk. Henoch Schönlein biliyorsunuz iki tane intern tarafından bulunan bir tanımlanan bir hastalık. Böyle bir tarihe geçmiştir. Neyi fark etmiş çocuklar? Hastaneye başvuran ve bu tarz döküntüsü olan çocuklarda bakın daha çok ekstensör yüzlere döküntü görüyoruz. Alt ekstremite ekstensöründe ve bakın diz dirsek bu bölgelerde döküntü var, gluteal bölgede döküntü var. Bu çocukların eklem ağrıları ve karın ağrısı olduğunu fark etmişler. Demişler ki işte bunu birleştirerek Henoch Schönlein yazmışlardı. Henoch Schönlein vasküliti kapiller bir vasküliktir. Hatırlayın Henoch Schönlein'den sonrası hep kapiller vasküliti ve burada en önemli şey karın ağrısı, artralji ve bazen de giz kanaması olabilir. Çünkü niye bağlı bu giz kanaması? Mezenterik tutulma bağlı. Ve en önemli şey de hematüri. Neydi klinik? Hematüri, karın ağrısı ve vasküvit ve eklem ağrıları. Onun için eklem ağrısı, döküntü, karın ağrısı, altını çiziyorum ve hematüri. Bunu üç unutmayınız. Onun için çocuğun idrarında kan varsa, eklem ağrıları varsa, karın ağrısı varsa Henoch Schönlein vasküvittir. Henoch Schönlein vasküvite baktığımız zaman bu bir lökositoklastik vasküvittir. Ne demek lökositoklastik? Bakın bu damar. Nötrofiller damar duvarına bağlanmış. İnflamasyon var çünkü. Ama nötrofiller damar duvarında ölüp sadece çekirdekleri kalmış. İşte damar duvarında çekirdek kalıntılarıyla oluşan vasküvite lökositoklastik vasküvit denir. En önemli birikim de IgA birikimidir. Biliyorsunuz IgA birikimi Henoch Schönlein için çok klasiktir. Evet, tedavisi yoktur sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. 20 yıl içinde %30 KB'ye gelişir. Eskiden derlerdi ki Henoch Schönlein hiçbir şey yapmaz derlerdi. Ama şu andaki bilgilerimiz öyle değil. Henoch Schönlein'in kronik böbrek yetmezliği riski taşıdığını biliyoruz. Peki ikinci konumuz ne? Mix kriyoglobinlemidir. Hepatit C ile ilişkilidir. Ne demek bakın mix kriyoglobinlemi? Bu kişilerin en büyük sıkıntısı bakın hastanın geniş sahalarda vasküvitik döküntüleri var. Mix kriyoglobinin nedir? Kriyoglobinin buzdolabında artı 4 santigrat derecede çöken antikorlara kriyoglobin denir. Bunlar da antikordur ama buzdolabının kapağında çöken antikorlardır. Ne olur peki? Özellikle hastaların derisinde ve bazı iç organlarında bu antikorlar çökmeye başlar. En önemli özelliği Raynaud'dur. Demek şu ikisini hiç unutmayın. Hepatit C'li bir hastada Raynaud ve vücudunda döküntü ve glomerülonefrit. Hatırlayın ne demiştim ben size? Bütün kapiller, vaskülitler glomerülonefrit yaparlar. Bu bir kuraldır. Bütün kapiller. Demek ki bir vaskülitin organları tutması için kapiller vaskülit olması lazım. Mesela dedim ki ben size Henoch Schönlein karaciğeri tutar mı? Tutar. Neden? Beyin tutar mı? Tutar. Neden? Kapiller tutuyor çünkü. Kapiller her yere gittiğine göre o zaman kapiller, vaskülitler buna bile gerek yok. Kapiller, vaskülitler organları tutar desek daha geniş bir kavram yazmış oluruz. Sadece glomerülonefrit değil, karaciğeri tutar, böbreği tutar, beyni tutar gibi. Evet. Mikroskopik pan. Arkadaşlar mikroskopik pan önemli. Neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Ama biraz önce bir şey söylemek istiyorum size. Hepatit B ile ilişkili vasküvit pan iken, neydi pan? Polyartritis nodosa. Hepatit C ile ilişkili vasküvit mix kriyoglobinemidir. Bunu da bilin. Hepatit B ile ilişkili vasküvit pan. Hatırlayın pana dün anlatmıştım. Mikroanevrizmalarla gidiyordu. Hatırlarsanız değil mi? Bunu konuştuk. HCV ile ilişkili vasküvit ise mix kriyoglobinemidir. Geliyoruz. Bu ne? Bu mikropan diyorlar buna. Bakın bunu farklı bu pandan. Mikroskopik pan ne? Pan orta çaplı damarları tutarken mikropan küçük damarları tutar. Küçük damarları tuttuğu için de organları tutar. Ne demek organ? Böbrek ve akciğeri tutar. Hep derler ki pan, mesela örneğin pan böbreği tutuyor muydu? Hayır. Pan akciğeri tutuyor muydu? Hayır. Arkadaşlar pan böbreği, akciğeri tutmaz. Neden? Orta çaplı damarları tutuyor çünkü.
orta çapı damar tutan bir şey nasıl tutsun gidip böbreği ve akciğer tutması için bir şeyin nasıl olması lazım? Organın içine giden damarları etkilemesi lazım. O zaman normal pan akciğer böbreği tutmazken mikropan tutar. Ne olur peki hastalarda? Hematüri olur hatırlarsanız ve bu hematüri glomerül kökenlidir. Evet, antikoru P ankadır. P anka miyeloperoksidaza karşı gelişir. P anka. Neydi anka? Antinötrofil sitoplazmik antikordur. Evet. MPO'yu unutmayalım. Miyeloperoksidaza karşı geliştiğini altını çiziyorum. Evet. Pianka önemli bilgi. Kirch-Strauss astımların vasküitidir. Astımların. Astım olacak hasta ve yoğun akciğerde bir infiltrasyon görülür. Şöyle bir hasta yazalım. 38 yaşında kadın hasta astımla takip edilirken hastada nefes darlığı ortaya çıkıyor. Hastanın yapılan tetkiklerinde akciğer grafisinde evet yamalı tarzda ne demek yamalı? Bir burada. İnfiltrasyonlar saptanıyor. Tanınız nedir? Evet. Astımmasında akciğerde böyle infiltrasyon gördün mü? Ne demek infiltrasyon? Konsolidasyon. Konsolidasyon ne? Hava yerine su dolmasıdır konsolidasyon. Hava yerine su gelmesine konsolidasyon denir. O zaman astımlı hastanın akciğerinin infiltre olması ve eozinofil sayısının artması. Bu şöyle bir şey denebilirsiniz. Astımın ağır formu. Astımın vaskülitleşmiş formu diyebilirsiniz. Kirch-Strauss. Wegener. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Bakın hastanın ağzından bir fotoğraf gösterdim size. Bakın nekrotik bir yara var ağzında. Ağız ve burnu çok sever. En sevdiği yer üst ve alt solunum yollarıdır. Evet bir de böbrek. En sıkı klasik semptomu nazal akıntıdır. Ve hastanın burnuna ya da ağzına baktığınız zaman siyah renkli kabuklu lezyonlar görürsünüz. Sinüzit rinit yapmaya bayılır. Hatta o kadar sinüzit ve rinit yapar ki bazen gözü bile içine alabilir. Hemopitizi yapar. Bunu hep sorarlar sınavlarda. Hemopitizi. Böbrekte ne yapar? Hematüri yapar. Şöyle bir soru yazarsak 43 yaşında erkek hasta. Evet. Hematürisi ve hemopitizisi var. Ve burnunda siyah renkli lezyonlar var. Kabuklu lezyonlar. Ve C anka pozitif. Bu size Wegener sormaya çalışıyor. Evet. Demek ki hematüri, hemopitizi, burnunda siyah lezyon ve C anka. C anka'nın altını çiziyoruz. C anka proteinaz 3'e karşı gelişmiş antikorlardır. Unutmayın, proteinaz 3'e karşı antikorlara C anka denir. C anka, evet, öbürsü neydi? P ankaydı. O kadar çok inflamasyon olur ki orbitaya bile sıçrar. Ve hastanın gözünde öne doğru itilme olabilir, propitozis. O zaman burada ne öğreneceğiz biz? Burunda kabuklu lezyon, ağızda kabuklu lezyon, akciğerde lezyon. Aynı o şu yaralardan otopside baksanız akciğerinde var. Onun için akciğer grafisi çekerseniz bu hastalarda kaviteli lezyonlar görürsünüz. Çok önemlidir. Akciğer grafisinde kaviteli lezyonlar. Şöyle dilinmiş gibi kaviteli lezyonlar görülür. Çok şiddetli solunum yetmezliği yapar. Hastayı ARDS'ye götürebilir. Şunu unutmayın. Wegener, şöyle derim ben Wegener için. Wegener solunum yollarını tutan vasküliттir. Solunum yolu vasküliт nedir? Wegener'dir. Ha, böbreği tutar da solunumu daha çok tutar. Tedavisi siklofosfamittir. Başka tedavisi yok. Behçet. Behçet tutmadığı damar yoktur. Onun için ben panvaskülit diye yazdım. Panvaskülit arteri, veni, küçük, tüm boy damarları, tüm boy ne? Küçük, orta, büyük hepsini tutar. Şöyle yazacaksın. Tutmadığı yer yok. HLA-B5 ile birlikte lisiktir. Dün söylemiştim. K
kriterleri. Bakın çok klasik bir kadın hasta. Ne görüyorsunuz? Bakın ülserler var. Genital bölgesinde. Ve bunlar iz bırakır arkadaşlar. Erkeklerin de skrotumunda olur. Nedir uluslararası çalışma grubunun kriterleri? Bakalım. Evet, 5 tane kriteri var. Aft. Yılda 3 kez. 3 bölü yıl büyüktür. Genital ülser. Genital ülserler yazıyorum. İz bırakır. Oral ülserler iz bırakmaz. Göz lezyonları. Göz lezyonu, evet, üveit. Üveit biliyorsunuz gözde kızarma ve görme bozukluğuyla gider. Deri lezyonu nedir? Eritematozum. Eritematozum biliyorsunuz tibia ön yüzündeki kızarıklıktır. Tibia ön yüz kızarıklığı. Evet, çoğunlukla ağrısızdır eritematozum. Erişkinlerde akne, hep söylüyorum bunu, geçmeyen akneler 35 yaşında ya ankilozing spondilit ya behçettir. Bir de papülopüstüler lezyonlar. Papülopüstüler dediğimiz özellikle sivilce tarzı lezyonlardır. Bir de paterji. Bu ezberlenmesi gerekir. Aft, ülser, göz, deri, paterji. Paterji konuşacağız biraz sonra. Göz lezyonları, deri lezyonları, genital lezyonlar, aft ve paterji. Bunu bileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım kriterlere, hastanın özelliklerine. Evet, ağızda aftlar vardır. Bu aftlar çoğu zaman ağır şeydir. İz bırakmadan geçer. Ağrılıdırlar. Genital ülserler, burası önemli, iz bırakırlar. Genital ülserler kadınlarda labiumda, erkeklerde skrotumda olur. Çok nadiren peniste olur. Evet, daha çok skrotumda olur. Deri lezyonları, eritematozum. Neydi? Tibia ön yüzünün kızarması. Papüler lezyonlar, unutmuyorsunuz. Behçet böyle sivilce gibi lezyonlar yapmayı çok sever. Hem sırtta hem yüzde. Bakın papülopüstüler, püstül demek akneiformdur. Paterji nedir? Eğer bu hastanın bu parmakları olsun, ön koluna enjektörle delerseniz, ön kola enjektörle delik açılırsa 24 saat sonra orada apse gelişir. Buna paterji testi diyorlar. Neymiş paterji testi? Ön kola enjektörle delik açılırsa hemen apse gelişmesidir. Normalde böyle bir şey olmaz biliyorsunuz bizde. Bu hastalarda böyle nötrofillerin şey artmıştır, hareketliliği. Üveitleri vardır. Üveitleri hipopiyonludur. Hipopiyon şu demek, ön kamaraya püy birikir şöyle. Dışarıda da görülebilir bu. Buna hipopiyonlu üveit denir. Üveit neydi? Kırmızı göz ve görme bulanıklığı. Neydi üveit? İrisin iltihabı. Minor kriterler. Dizi çok sever, artrit. Bunu hiç unutmayın. Behçet dize bayılır. Peki bir de entero-behçet var. İlio-çekal bölgeyi sever. Bunu bilin. Behçet, ilio-çekal bölgeyi çok sever. Bağırsak perforasyonuna dikkat. Sonuçta vasküvit ne yapacak? Vasküvit dediğin zaman damar ne olur? İltihaptan tıkanır. O bölge ne olur? Gangrene gider. İlio-çekal bölge çok meşhurdur. Buna entero-behçet denir. Başka? Anevrizma yapmaya bayılır Behçet. Neden anevrizma yapmaya bayılır? Çünkü hem büyük boy, hem orta boy, hem küçük boy. Her türlü damarı tutuyor. En çok sevdiği anevrizma da pulmoner arterdir. Eski tuz sorusudur. Pulmoner arter anevrizmaları genellikle rüptüre olmaz. Rüptüre olmamasının sebebi düşük basınçtır. Biliyorsunuz pulmoner arter basıncı düşük olduğu için Allah'tan patlamaz. Evet. Peki beyni tutar mı? Tutar. Buna da cerebral behçet denir. Demek ki behçet beyni de tutabiliyor.
Menenjite bağlı baş ağrısı oluşturabilir. Böbreği tutar mı tutar? Nadirdir. Tedavide koşisin gold standarttır. Koşisinin ilk tercih olduğu romatolojik hastalıktır. Unutmayın bunu. İki romatolojik hastalık koşisin kullanılır. Bir tanesi bu, bir tanesi FNF'tir. Yani ailevi akne ateşi. Göz lezyonu varsa kortizon verilir. GIST tutulumunda yine aynı bağırsak aspirini. Nedir bağırsak aspirini? Sülfasalazin. FNF. Yani ailevi akdeniz ateşi. Ailevi akdeniz ateşi ilginç bir hastalıktır. Akdeniz'de görülür. Akdeniz'de görülmenin sebebi bir gen mutasyonudur. Bu gen mutasyonun adı MFV mutasyonudur. Eski tıp sorusu bu. Pirin mutasyonu. Pirin ateş demektir. Normalde yazıyorum. Pirin geni ne yapar? Normali. Pirin geni normalde nötrofillerin kemotaksisini azaltır. Unutmayın, bunu yanlış anlamayın. Azaltır bakın. O nedenle pirin mutasyonunda nötrofil kemotaksisi artar. Bunu unutmuyorsunuz. Bu defterinize yazılıyor. Demek ki normalde ne yapıyormuş pirin geni? Nötrofil kemotaksisini baskılar. Ama bu gen mutasyona uğradığında nötrofil kemotaksisi abartılır. Sonuç, nötrofiller gereksizce oraya buraya giderler. En çok nereye giderler? Peritona, serozalara. Plevrit, perikardit, peritonit. Onun için ne yazacaksınız Behçet'te? Behçet'te gereksiz bir nötrofil kemotaksi artışı vardır. Ne olur hastalarda? Zırt bırt karın ağrısı olur. Peritonite bağlı. Plevrite bağlı yan ağrısı, perikardite bağlı göğüs ağrısı olur. Eklemi tutar ama sekel bırakmaz. Özellikle tek eklemi tutar, Behçet gibi. En sevdiği eklem de ayak bileğidir. Ayak bileğinde kızarıklık oluşturabilir. Çok tipiktir bu. Özellikle ayak sırtında. Bunun altını iki defa çiziyorum. Eğer bir çocuğun zırt pırt karnı ağrıyorsa, ayağında da böyle döküntü, ayak bileğinde şişlik, kızarıklık varsa, ayak bileklerini çok sever. Tanı kriterleri. Peritonit, sinovit, plörezi. Bazen tek başına ateşle gider. Tek başına ateşle giden hastalar var. Hiç karnı ağrımadan tek ateş yapıyor bazen. Ona dikkat etmek lazım. Mesela diyor ki hasta, benim çocuğum diyor ateşi 39 oluyor sonra tekrar normale geliyor. Kaç günde bir? Ayda bir. Bu da FNF'tir. Yan ağrısı yapar mı? Yapar. Plörezi yapıyor. Artrit yapar mı? Yapar. Nerede? Ayak bileğinde. Arkadaşlar FNF'te en önemli tanı kriteri gendir. Bunlar çok kullanılmıyor artık. Bunlara bilmeze gerek yok. Bakın eskiden bu vardı. Erizipel tarzı döküldü nerede? Ayak bileğinde. Ama artık bunlar kullanılmıyor. FNF'in tanısı nasıl konuluyor? FNF'in tanısı gen mutasyonunu göstereceksin. Bunu unutmayın. Gen mutasyonunu göster. Altını iki defa çiziyorum. FNF'in tanısı mutasyon göstermektir. Artık diğer kriterler kalkmıştır. O zaman zırt pırt karnı ağrıyan bir tipte, işte yan ağrıları varsa falan falan filan, bir de akrabalarında varsa böyle bir şey, direktman gen analizi yapınız. Komplikasyonlar. Arkadaşlar FNF'de kemotaksi arttığı için inflamasyon oluşur. Nerede? Peritonda, plevrada, zırt pırt karnı ağrıyor. Bu inflamasyonda artan interleukin 6 özellikle karaciğerden amiloid asosiye protein yaptırır. Bunu unutmayın. Amiloid asosiye. Bu protein, amiloid asosiye protein her yere çöker. En sevdiği yer böbrektir. Onun için bu hastalarda önce nefrotik sendrom, nefrotik sendrom ne? İdrarda protein çıkar, sonra KB'ye gelişir. Bunu 100 defa tuz sordu.